Yeni bir günden hepinize selamlar. Sonunda nihayet 3. serinin ilk videosuyla karşınızdayım. Güzel bir program hazırlamaya çalıştım sizin için. Çok daha modifiye edilebilir, değiştirilebilir, kendinize göre uyarlayabileceğiniz bir çalışma olacak bu. Ama baştan söyleyeyim, önceki çalışmaya göre hareketler biraz daha zorlayıcı. Elbette biz kendimizi zorlamak zorunda değiliz. Hazır burada bir iki dakikalık ısınma süreci varken söylemek istediğim bir iki şeyi söyleyeceğim size. Yerde gördüğünüz o pembe toplar benim kullanacak olduğum ağırlıklar, el dambıllarım. Ama sizler su şişeleriyle de bunu halledebilirsiniz. Yarım litrelik bir su şişesini ağzına kadar doldur, doldurduğunuzda yarım kiloluk bir ağırlık olmuş olacak elinizde kavraması daha kolay olsun derseniz ya da elinizde bu imkan yoksa hani yarım litreliği direkt bulamıyorsanız o zaman bir litrelik su şişeleri ya da meyve suyu bu füstiler falan olabilir. Onların şişelerini yarıya kadar doldurursunuz. Yine elinizde yarım kiloluk ağırlıklar olmuş olur. Herkesin evinde dambalı olmayabilir belki. Ayrıca egzersizlerin birinde sandalye bulundurmanız gerekli. Onu da en başından söyleyeyim ki temin edebilirsiniz çalışmaya başlamadan önce. Onlar için de şimdiden söylemiş olayım. En azından videoyu şimdi durdurup hemen ağırlıkları alabilirler. Ya da şunu da tercih edebilirsiniz. Belli bir süre ağırlık kullanmadan bir iki gün, iki üç gün ya da ihtiyacınıza göre daha fazla. Belki hep öyle ağırlıksız da çalışabilirsiniz. Ağırlıkları sadece elde kullanacağız. Bu serinin çalışmasında ayak bileklerimize herhangi bir ağırlık takmayacağız. Hareketlerin çoğu zaten vücut ağırlığıyla beraber yapılan hareketler olacak. Isınma egzersizinden sonra yerimizde sayarak yaptığımız bu çalışmadan sonra esneme egzersizleriyle başlayacağız. Üst köşede bir sonraki egzersizi göreceksiniz. Eğer herhangi bir egzersiz görmeden ekran kararıyor ve yeni çalışma geliyorsa bilin ki aradaki yürüyüş, dinlenme yürüyüşlerini yapıyoruz. Burada gövdenizi öne ya da arkaya doğru esnetmeyin. Bacaklarınızla, leğen kemiğinizle gövdeniz aynı hizada olsun. Kollar da aynı şekilde öne doğru gelmesin. Geriye doğru zaten bu harekette gitmesi çok mümkün değil. Ayaklar omuz genişliğinden biraz daha fazla açık olacak. Bir şeye dikkat ediyorsanız ne ayaklarım, dizlerim, bacak seviyesi ne de leğen kemiği hiç oynamıyor sabit bir sütun gibi onun üzerinde omurga yana doğru eğiliyor. Başım da harekete, boynum da harekete dahil oluyor. Mümkün olduğunca siz de başınızı, boynunuzu esnek bırakmaya çalışın. Önemli olan şu anda bu çalışmayla ilgili hareketleri kendimizi hazırlayabilmek. O yüzden çok uzun uzadıya bir esneme programı koymadım, dahil etmedim. Öne doğru esniyoruz. Gövdemizin geriye kaçmasını istemiyoruz. Yaparken bazılarınızda geriye kaçma olacak, fark edeceksiniz siz de. Öne doğru esnediğimizde 3 saniye yakın orada kalmaya çalışıyoruz. Sakin ve dingin çalışıyoruz. Bir sonraki egzersizde de sırt ve omuz kuşağını biraz esnetmeye çalışacağız dikkat edeceğiniz orada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Boynunuzun önünde bir hareket olduğu için kolunuz boğazınıza bastırmasın. Hemen altında tiroid var. Tiroidi rahatsız etmek istemiyorum. Siz çok farkında olmayabilirsiniz ama benim burada tam boynumun önünde değil aslında üst göğüs hizamda kolum. Dolayısıyla boğazıma doğru bir baskı uygulamıyorum. Derin ya da sakin, çok derin nefese esneme egzersizlerinde hemen girmeyelim ki bizi zorlamasın sakin ama etkili diyeyim. Derin demeyeyim de etkili nefeslerle bunu yapmaya çalışın. Kolların yukarıya doğru olduğu hareketlerde nefes almak daha kolaydır. Göğüsün kapandığı, omurganın büküldüğü, kolların aşağıya doğru indiği hareketlerde nefes almak, nefes vermek affedersiniz daha kolaydır. Boyun esneme egzersiziyle devam ediyoruz. 3 saniye kalmak için ne yapıyorduk? 1001, 1002, 1003 şeklinde sayıyorduk ki oradaki dokuların esnemesine biraz daha fırsat tanıyalım. Boyun esneme egzersizlerinden sonra da zaten aktif olarak çalışmaya başlayacağız. Dilerim sizin de hoşuna gideceği bir çalışma olur. Sıradaki egzersizi görüyorsunuz. Sıralı yukarıya kol kaldıracağız. Elimizde ağırlıklar. Olduğumuz yerde bir çalışma. Egzersizlerin tamamı ayakta olacak bu arada bu videoda da. Basit bir hareket aslında. Sadece şunu dikkat etmenizi istiyorum. Kolumu kaldırdığım taraf ayak ucuma yükseliyorum bacakta. Yani gövde ağırlığımı aslında diğer tarafa aktarmış oluyorum. Bu sebeple ayak ucuna yükselme ihtiyacı duyuyoruz zaten. Gövde ağırlığımı diğer tarafa aktarırken kolumda yine aynı şekilde hafif böyle çapraz olabilir. Yukarıya doğru da kaldırabilirsiniz. Hem triceps hem biceps hem de sırt omuz kuşağı birlikte çalışıyor. Özellikle sırt kuşağını önceki çalışmalarda da çok önemsemiştim. Çünkü boyun ve sırt problemlerini çok fazla yaşıyoruz. Esneme egzersizleriyle evet kaslarımızı, dokularımızı açıyoruz, rahatlatıyoruz ama hastalığın yeniden tekrarlamaması için kas gruplarını ve bağ gruplarını da güçlendirmek gerekli. Bu sebeple daha yoğun kullanıyorum bu hareketleri ama bu videoda karın egzersizleri de yine ağırlıkta olacak. Daha doğrusu önceki çalışmamıza göre daha yoğun kullanacağız. Karın içeri uyarısı yine yazılı olarak ekrana gelecek ama ben sözlü olarak da hatırlatayım size. Hem belki bu seriyle birlikte aramıza katılanlar olur. Diğer çalışmaları belki basit bulduğu için bunu biraz daha aktif olacağı için tercih edenler olabilir. Nefes tutma değil. Karnı içeri çektiğimiz zaman nefesimizi tutmayacağız. Nefes alıp vermeye devam ederken karın kaslarımızı sıkmaya çalışacağız karnı içeride tutmaya çalışacağız. Bu yüzden ekranda karın içeri uyarısı gördüğünüz zaman şaşırmayın. Egzersizlerin etkisini biraz daha arttırmak istiyoruz. Hem de karın kasları zor kuvvet kazanırlar yapılarından dolayı. Çünkü birebir kemiğe tutunan yapılar değiller her zaman. Üç farklı grubunu çalışacağız. Egzersizlerde elimizden geldiğince. Bu çalışmada Topuk el gibi düşünebilirsiniz. Aklınızda böyle kalabilir. Belki ileride isimleriyle kullanmamız gerekirse. Elimdeki ağırlığı sadece kullanıyorum topuğa temas etmek için. Başlarda topuk ele denk gelmiyor ama vücudun koordinasyonu arttığı zaman ki bizim en büyük kazanımlarımızdan biri de budur zaten. Vücudun birbiriyle koordineli, birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayabilmek ki denge problemlerinde özellikle bu çok önemli. O yüzden bu çalışma da hem bu anlamda güzel bir çalışma hem de bacak arkasındaki kasları zedelemeden çalışabilmenin en iyi yolu bu. Birçok insan bu Baker cismi dediğimiz durumu bacağın arkasındaki uyluğun arkasındaki o hamstring grup kasları çalışırken oluşturuyor, zedeliyor dizini. Sonra da Baker kesti dediğimiz eklem sıvısının dışa doğru taşması şeklinde ve diz eklemini hayli yoran, zorlayan bir rahatsızlık olarak üstelik de tedavisi de zor oluyor. Çünkü kası esnetmek lazım, uyluk kasını. Ama esnetmeye çalışırken de aynı zamanda o sorunlu bölgeyi çekiştiriyor oluyorsunuz. Bu anlamda biraz can sıkıcı oluyor tedavisi. Aralardaki dinlenmelerimiz, yerinde sayma şeklinde biz dinlenmek için bunu kullanıyoruz. Burada bele çok fazla yük binmesini istemiyorum. O yüzden dönüşü tüm vücudumla birlikte yapıyorum. Döndüğüm tarafın aksinde kalan kalça, diz, ayak bileği eklemi ki ayak bileğim rahat dönebilsin diye ya da dizim etkilenmesin diye ayak ucunda yapıyorum. Fark ettiyseniz arkada kalan ayak ayak ucundayım. Bu sayede hem bele yük binmesini hem dize yük binmesini önlemeye çalışıyoruz. Tüm vücutla beraber dönüyorum. Kolu ne daha yukarıda tutun ne daha aşağıda tutun. Çünkü daha aşağıda tuttuğunuzda devreye başka kaslar gelecek omuzla ilgili. Onlar da belki bir çoğunuzda sıkıntılı olabilir. Bu sebeple gördüğünüz gibi omuz hizasında tutmaya çalışın. Ben yapması daha kolay olsun diye elimdeki ağırlıklardan birini bıraktım ama Dilerseniz siz ikisiyle birlikte yapabilirsiniz. Bir sonraki çalışma bu ve bir sonraki çalışma yine karın bölgesini hedef alan çalışmalardan biri. Bu yüzden özellikle bu çalışmalarda karın içeri tutuşunuzu bozmamaya çalışın. İki farklı opsiyon sundum size bu çalışmada. Çünkü kol yukarıdayken rahat yapamayanlarınız ya da zorlananlarınız olacaktır belki. O yüzden sağda gördüğünüz kolların aşağıda olduğu çalışma çok daha kolay ve uygulanması daha basit bir çalışma onu tercih edenleriniz olabilir. Bu sebeple iki farklı opsiyonla koydum. Eğer yorgunluk hissetmiyorsanız, program sizi çok fazla zorlamıyorsa, aradaki o yürüyüş dinlenmelerini de mevcut egzersizle devam ettirebilirsiniz. Yani bir egzersizden diğerine geçmiş olursunuz. Ama eğer düzenli spor yapan biri değilseniz bence o dinlenme periyotlarını kullanmakta fayda var. Biraz daha rahat nefes alabilmek ve kalp akciğer ritmini çok fazla zorlamama adına. Bir sonraki çalışma da yine karınla alakalı. Dolayısıyla karın içeri uyarısı yine ekranda olacak. Sizler de mümkün olduğunca karnı içeride tutmaya çalışın. Ama eğer nefesinizi tutmanıza neden oluyorsa lütfen yapmayın. Dursun yani. Hani karın kasları birkaç ay sonra kuvvetlensin. Problem değil. Çok hafif çömeliyorum burada. Yandan da göreceksiniz nasıl yaptığımı. Dizlerim ayak ucu hizamı geçmiyor. Çok hafif çömeliyorum. Gövdem, belim, sırtım, boynum aynı hizada. Başım ne öne eğik ne de geride. Kolları da yukarıya kadar kaldırıyorum baş üstüne kadar ve doğrulduğumda dizlerimi de kilitliyorum bükülü bırakmıyorum. Ayaklar yine omuz hizasından biraz daha geniş. Çok fazla açmayın yani sizin omuzlarınız bana göre daha da geniş olabilir. O zaman omuz hizasında açmanız da yeterli. Ben çok geniş omuzlu biri değilim. O yüzden egzersiz sırasında ayaklarımı biraz daha açık tutuyorum. Ayak mesafesini. Dizler içeri kapanmayacak bu çalışmayı yaparken. Ya da dışarıya doğru açılmayacak. Aynı hizada çapraz bir hiza, eğik bir hiza daha doğrusu burada. Aynı hizada büküp kilitleyeceğiz dizlerimizi. Ara dinlenmeleri daha çok belli bilgileri size vermek için kullanacağım. Çalışmalarda çok fazla kol yani kürek kemiği çevresini, sırtı ilgilendiren hareketler de dahil ettim bu çalışmaya. Çünkü çoğumuzun sırt problemleri var. Yani yazın bile omuz ve sırt problemleri yaşayabiliyoruz. Küçücük bir yel esse kulunç ağrısı çekebiliyoruz. E biz bunları tedavi hareketlerinde hallediyoruz ama gelin görün ki bu yapıları kuvvetlendirmeden hastalığın tekrarlanmasının çok önüne geçemiyoruz. Burada kollar omuz hizasında T şeklinde e, ve dizi karna doğru çapraz çekiyoruz. Bu da bir karın egzersizi. Aynı zamanda da bir dirseğim, çapraz dirseğimi de o dize doğru yönlendiriyorum. Birbirine doğru bir çekiş sağlıyorum. Bir taraf kas grubu, karın kası grubu bir tarafta farklı çalışırken diğer tarafta da daha farklı bir karın kası. Dediğim gibi 3 kas grubu üzerinden çalışacağız. Oblikler, transversler, rectuslar vesaire isimleri çok önemli değil ama karın kas, kaslarının neden bu kadar zor kuvvetlendiği ve neden bu kadar zor şekil aldığı ile ilgili kafanızda bir bilgi oluşsun diye bunları açıklıyorum. Yorulanlar ya da zorlananlar isterlerse kol pozisyonunu hiç bozmadan da çapraz çekişleri yapabilirler. Ama o zaman egzersizi yapmak da istediğimiz etkiyi almak da biraz zor olacak. Ama yine de çok yorulduysanız en azından başlarda öyle uygulayabilirsiniz. Dirseği dize doğru indirmeden çalışabilirsiniz. Yoruluyorsanız, sizi zorluyorsa tamamlamak zorunda değilsiniz. Daha erken yürüyüşe geçebilirsiniz ama birdenbire egzersizi durdurmak yok. Bunun nedenini daha önce anlatmıştım. İleriki videolarda yeniden anlatırım. Şimdi egzersizlere adapte kalmak istiyorum. Bir sonraki çalışmada da dirsekler ve kol bozulmayacak, eller başta olan teması hiç kesmeyecek. Bu arada kollarımı mümkün olduğunca geriye doğru açmaya çalışırken dizimi dirseğime denedirmeye çalışıyorum. Yani bacaklarımı da yandan açıyorum aslında. Öne değil yan, yana doğru açıyorum. Bu da daha farklı bir karın kası çalışması. Tabi beraberinde sinerjik olarak başka kaslar da çalışıyor. Ama bizim şu anda odağımız karın kaslarında. Dolayısıyla karın içeri uyarısı Yine burada da gelecek. Bu çalışmalar zor çalışmalar olduğu için şimdilik aralarına bu dinlenme yürüyüşlerini yerleştirdim. Ama sonrasında aradaki dinlenme yürüyüşleri olmadan bir hareketten diğerine geçeceğiz karın kası çalışması için. Çünkü biz yürüyüşle mola verdiğimizde önceki egzersizin etkisini biraz düşürmüş oluyoruz. Aslına bakarsanız bir sonraki egzersiz de onu destekleyemiyoruz. Ciddi bir yanma alamıyoruz. Karın kasları için yanma önemli. Hatta mümkünse takat kesilene kadar çalışmak lazım. Öyle durup dinlenmek lazım ama biz henüz o seviyede değiliz. Aranızda olanlar varsa ara yürüyüşleri yapmayıp diğer hemen direkt diğer egzersize geçebilirler. Biz normal standart sıradan insanlar olarak ara yürüyüşlerle kendimizi dinlendirmeyi seviyoruz. Burada kalça ve basen ağırlıklı bir çalışma yapacağız. Bu egzersiz çok güzeldir. Ben bunu geriye açı çalışmalarında kullanırım. Yaşlı hastalarda önlerine bir sandalye koyarsınız ve otur kalk yaptırırsınız. Hem bacak kuvvetlenir hem gövde kuvvetlenir. Kalça eklemi de kuvvetlenir. Çok etkili ve çok basit bir egzersiz. Ağırlıkları gördüğünüz şekilde kullanıyorum. Yandaki çarpı olan durumu yaşamak istemiyoruz. Dizler birbirine yaklaşmayacak bir sütun gibi aynı hizada oturup kalkacağız. Yandan da görüyorsunuz dizlerim ayak ucu mesafemi geçmiyor. Siz bunu sandalyede otururken yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Sandalyenin mümkün olduğunca gerisine oturup gerisinden kalkacaksınız. Ucuna oturmayacaksınız. Ucuna oturursanız ki muhtemelen birçoğunuz ben başta hatırlatma yapmadığım için çok özür dilerim benim hatam. Belki videoyu durdurmak zorunda kaldınız sandalye almak için. Fırsat olursa orada bir düzeltme yapmaya çalışırım sandalyede bulundurmanızla alakalı. Oturup kalkı yaparken fark ettiyseniz benim solda kalan dizimde çok az bir iç dışı oynama oluyor. O dizim zaten benim sakat olan, problemli olan dizim. Bazı rahatsızlıklar bizde yer eder. Dolayısıyla da hep ona yönelik bir hayat süreriz, ona dikkat ederek bir yaşam süreriz. Ben otur kalk egzersizlerini normalde de yapardım. Onları yaptığım süreçte bu problem neredeyse yok olurdu. Ama bıraktığım zaman tabii ki eskiye döner. Hepimiz de bu böyledir. Yine ara dinlenmelerden birindeyiz. Dediğim gibi ben parça parça yaptığım için çekimleri ve bu ara dinlenmelerde en başta çektiğim için nefes nefese soluk soluğa olmasınlar diye ağırlıklar yerdeydi elimde değildi ama sizler bırakmak zorunda değilsiniz elinizde kalabilir temponuzu kendinize göre ayarlıyorsunuz belki söylemekte gecikmiş olabilirim ama benimle aynı tempoda yapmak zorunda değilsiniz daha yavaş bir tempo ya da daha yüksek bir tempoyu kullanabilirsiniz bu tamamıyla size kalmış bir sonraki egzersizi yine yanında görüyorsunuz bu zaten nispeten basit bir çalışma en az yorularak yaptığım çalışma bu Vücut ağırlığımı diğer tarafa aktardığım için hatırlatıyorum yeniden. Diğer bacakta ayak ucundayım. Dizlerimde bükülme yok. Siz giysimdeki salınımdan dolayı dizlerimi büküyor olduğumu düşünebilirsiniz. Ama böyle bir şey yok. Tabi profesyonel bir spor yaşantısı olmadığında o zaman böyle hafif bir yaylanma etkisi oluyor. Egzersizleri daha rahat yapabilme adına, bir ivmelenme yakalayabilme adına bir yaylanma etkisi oluyor. Ama en azından şu sıkıntıyı yaşamıyoruz. Karşımızda profesyonel bir sporcu olduğu zaman bu bizi hem motive ediyor hem de demotive ediyor. Çünkü biz hiçbir zaman onun kadar iyi ve muntazam yapamıyoruz egzersizlere. Bu yüzden moralimiz bozulabiliyor ki verdikleri emek takdire şayan gerçekten o seviyeye gelebilmek çok büyük bir emek yani çok büyük bir çaba. O yüzden gözlerim gözümdeki değerleri zaten kıymetliydiler ama bir derece daha kıymetlendiler bende evde spor çalışmalarına başladıktan sonra. Ama benimle birlikte yaptığınız zaman hem bir fizyoterapistten bilgi alarak çalışmış oluyorsunuz hem de karşınızdaki kişi de aslında sizden biri. Ben çok kuvvetli kas lifi yapısı olan biri değilim. Yani benim fizik kapasitem zaten öyle çok kaslanmaya müsait bir kapasitede değil, yapıda değil. Bir de bununla beraber kuvvete karşı düzenli bir çalışma içerisinde olmadığım için sıradan düz sizlerden biri olarak karşınızda bu çalışmaları yapıyorum. Neleri yapıp neleri yapamadığımızı beraber görüyoruz. Yine bir dönüş çalışması bu. Arkada kalan bacağım da dönüş hareketine dahil olacak ki bele binen yükü mümkün olduğunca azaltalım. Çünkü birçoğumuzda zaman zaman ya da evvelde yaşanmış bel problemleriyle ilgili hikayemiz var. Dolayısıyla beli korumakta fayda var. Ha öyle aman aman bir sıkıntı vermez ama önceki serilerin yorumlarından biliyorum özellikle. Kimimizde problem olmuştu bu dönüş çalışması. Ama uyguladıkça yaptıkça ve yaptıkça rahatladığını yazmıştınız ki sizden gelen geri dönüşler bu anlamda beni çok mutlu ediyor. İyi gidişlerin haberini almak gerçekten çok keyifliydi. Zaten bu işlerin en keyifli tarafı bu haberleri almak. Hem kolla birlikte koordine bir çalışma. Yine karın kasları devrede o yüzden karın içeri uyarısı ekranda olacak. Aslında hiç bırakmasam mı hep ekranda tam olarak kalsa mı bilmiyorum. Yani sürekli olarak kalsa mı o da moralinizi bozabilir belki. Ben yine en iyisi parça parça koyayım. Bir dinlenme, istirahat yapıyoruz burada yürüyüşle birlikte. Yaz sezonu olduğu için dışarıda çok fazla ses var. Geç bir saatte çekim yaptım ki özellikle ses kaydını ses olmasın diye ama maalesef dışarıda hala gürültü var. Size de geldiyse kusura bakmayın. Yine bir sırt çalışması. Buradaki püf noktamız şu. Kollar mümkün olduğunca geriye doğru açık olsun. Ne kadar olursa önde kalmasın. Gövdenin önünde hareket ettirmeyin. Mümkün olduğunca geriye açık olsun ki sırt kaslarımıza istediğimiz etkiyi sırt kaslarımızda yakalayabilelim. Hmm, bazılarınız yaz döneminde bile hala sırt ağrısı çekiyorsunuz ki aslında ya yazın sıcakların artmasıyla beraber kaslarda gevşeme, kan dolaşımında bir artma. Hani biraz da o yazın verdiği moral motivasyonla birlikte fiziksel kapasitemizde bir iyiye gidiş söz konusu olması lazım. Ama aramızda hala o kadar çok sorunlu olan bünyeler var ki fiziksel anlamda kastediyorum bu arada yanlış anlamayın. Yazın bile kendilerini iyi hissedemiyorlar maalesef ve hareketliliğin de belki artması sebebiyle gelen gidenler misafir vesaire hareketliliğin de artması sebebiyle onlar için yaşam çok daha zor olabiliyor. Allah herkese şifa versin sizlere de versin inşallah. Yine bir ara dinlenme. Kas tiplerinden aslında size bahsetmek istiyordum ama biraz egzersiz fizyolojisini anlatmak istiyordum. Ama egzersizleri anlatmayı da kaçırmak istemiyorum. Çünkü bu ilk video ve neyi neden yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Belki ikinci videoda bunlardan bahsedebilirim ama spor yapmak şu sebeple çok önemli. Ki bu hareketi daha önce anlatmış olduğum için şimdi rahatlıkla konuşabilirim. Hem kalp akciğer ritmimiz artıyor, kapasitemiz artıyor hem de şu. Ya ben güçlü bir insanım. Neden bende kas zayıflığı oldu ki? Neden ben yaralandım ki? Neden kuvvetlendirmek zorundayım ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Siz güçlü bir insansınız ama kasınızın sürekli çalışma kapasitesi belli bir sürede limitli. Yani 20 dakika tam kapasite çalışabilir ama 20 dakikadan sonra bunu yapamaz. Çünkü günlük yaşam aktivitelerimiz ve yaşam alışkanlıklarımız sebebiyle kaslarımızdaki enerji depoları belli bir seviyede. Ondan sonrasında kalp yorulur, dolaşım sistemi yorulur, kaslar yorulur, aşırı yorulan kaslar parçalanmaya gider. Bu da vücutta fiziksel hastalıkların oluşumuna neden olur. Egzersiz ve spor yaparak en azından haftanın 3 güne yapmaya çalışın ya da birer gün arayla yapmaya çalışın ki her günde yapsanız olur. Ama mesela benim kapasitemde biri ancak gün aşırı yapabilir. Yani her gün başta zorlar. Ama haftanın belli günlerinde spor yapmaya çalışın ki yine iki opsiyonlu bir çalışma. Az önce de aslında bilgisini verdim sanırım bunun. Lütfen kendinizi zorlamayın. Bel ya da sırt ağrısı yaşayın istemiyorum. Soldaki gibi yaparsanız kol önde kalmayacak. Gövde bacakla aynı hizada yana doğru eğilecek. Ne gövde öne bükülü ne geriye. Aynı hizada, aynı seviyeden eğiliyorsunuz. Mümkünse altta kalan el diz hizasını aşağıya geçecek kadar eğilmeye çalışın. ...ve başınız, boynunuz da harekete takip etsin. Ama sizi zorladıysa problem yok. Hemen sağdaki versiyona devam edebilirsiniz. Dolayısıyla spor yapmanın bir de bu tarafı var. Yani bizdeki sorun çoğu zaman kas kuvvetindeki kayıp değil. Kasın uzun süreli çalışmasındaki sıkıntı. Ve biz kendimizi yaralarken, her zaman yaptığımız işi yaparken yaralıyoruz. Ama artık belki yaşla beraber, belki karaciğer yağlanmasıyla beraber olabilir artık eski kapasitesinde olmuyor vücudumuz. Yani bir saatlik bir çalışmayı kaldırmayabiliyor. Ama biz kaldıracağını düşünerek temizlik yapıyoruz belki. Ya da işte tatile gittik. Belki fazla yüzdük ya da kontrolsüz bir şeyler oldu. Havuza düştük. Bir anlık bir olayla oldu bir şey. Merdivenden düştük. Yolda yürürken ayağımız sendeledi. Düşmedik bile. Sadece bir küçük dengemizi kaybettik. Ama dengeyi toparlamaya çalışırken ki o böyle sıkı vücudun kendini sıkması, korselemesi sırasında eklemde blokaj oldu. Hayda hoş geldin bel fıtığı, hoş geldin boyun fıtığı. Üstelik de bunlar çok rahat iyileşebilecek hastalıklar olmasına rağmen maalesef olmuyor, iyileşemiyor insanlar. Bana gelen hastalarda, danışanlarda bile benzer sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü bir çaba gerekli o iyileşme süreci için ve bir şeylere dikkat etmek gerekli. Ama bu dikkati, bu çabayı sağlayamayınca ameliyat olmak daha kolay gibi gelebiliyor insanlara. Halbuki aynı dikkat ve çabayı ameliyat olduktan sonra da yapmak gerekiyor, yerine getirmek gerekiyor yoksa olduğunuz ameliyattan da bir hayır göremiyorsunuz. Yani iyileşmek istiyorsanız ille de ille vücudun fizyolojisi ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Yoksa senelerce bir de üstelik öyle de kalmıyor üstüne geliyor omuz yaralanması, üstüne geliyor kalça ile ilgili problemler ya da performance sendromu vesaire vesaire. Üstelik de bu rahatsızlıkların görülme sıklığı artık çok erken yaşlara indi. 20'li yaşlara indi. İnanılır gibi değil. 20'li yaşların altına indi. Ben 9 yaşında omuz impingement problemi gördüm. Şiddetli bir vaka değildi ama vakaydı sonuçta. 9 yaşında ne demek? 9 yaşında bir çocuğun vücudunun yaralanmaması gerekli ama oluyor. Bunun altında beslenme var, o var, bu var, şu var hepsi can sıkıcı konular. Biz elimizde olanı tam kapasite ve tam verimli kullanmaya bakalım. Öyle negatif şeylerle artık canımızı sıkmayalım. Biraz iyileşeceğimize dair, iyi olacağımıza dair umudumuz olsun. Çünkü e, ikinci serinin videolarından birinde size şifa ayetleri ve frekanslar üzerine bir mevzudan bahsetmiştim. Yani şu anki mevcut bilime göre madde denilen bir şey yok ortada sadece bir titreşim var. Bir şeyler titreşiyor. İşte atom altına bakıyorlar. Atom altında başka şeyler var. Nötronlar, protonlar, elektronlar falan. Onların da altına bakıyorlar. İplikçikler var. İplikçikler boşluğun içerisinde yüzen küçücük iplikçikler salınıyorlar, titreşiyorlar. Ve onlardaki o titreşim frekansına göre beyin algılayıcılarımız ona bir şekil veriyor. Bu yüzden de simülasyon alemi falan filan gibi bir şeyler diyorlar. Ama Bizim için mevzu bu değil. Biz şu anda bu kapasitemizde beş duyumuzla neyi algılayabiliyorsak biz oyuz. Şu an aranızda altıncı duyusu olan varsa ve buna göre daha metafizik boyutta bir yaşam sürüyorsa başımla beraber eyvallah. Ama biz beş duyusuyla yaşayanlara göre madde denilen şey var. Dolayısıyla kas denilen şey var. Eklem denilen şey var. Allah'ın şifasını beklerken o duada bulunurken elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bilimin ışığında ilimin ışığında ikisini de dahil edeyim çünkü ikisi de önemli. Ve lasıl artık egzersizlerin sonuna doğru gelmeye başladık. Tabii sizler şimdi belki biraz daha nefes nefeslesiniz Ben kaydın üstüne, görüntünün üzerine ses kaydı yaptığım için sesim gayet sakin geliyor olabilir ama inanın konuşmak bile bazen beni yoruyor. Sadece bir şey söyleyeceğim. Belki dikkat edenleriniz de olmuştur. Bazı yerlerde Nefes almam gereken yerde veriyorum, vermen gereken yerde de alıyorum. Siz böyle yapmayın. Ben bunu yapıyorum çünkü benim için nefes vermek daha zorlayıcı bir şey. Akciğerlerle ilgili çocukluğumda geçirmiş olduğum bir hastalıktan dolayı. Nefes vermek daha zor olduğu için o yüzden omurgamın daha gevşek olduğu, daha dik, düzgün olduğu ve kaburgalarımın daha açık olduğu pozisyonda nefes vermeyi tercih ediyorum. Sizleri yanlış yönlendirmeme adına bunu düzeltmek istedim ama o zaman egzersizleri yapmak benim için hayli zor oldu. Vücuda yeterli oksijeni alıp veremeyince karbondioksiti uzaklaştıramayınca dolayısıyla aksi bir durum oldu. Bugün burada nasıl nefes alacağımızla ilgili konuşmadık ama önceki serilerde bunları ayrıntılı olarak konuştuğumuz için mesela burada. Şimdi yukarıya doğru verirken kolları kaldırırken nefes veriyorum. Aslında orada nefes almam gerekli. Ama omurgamın ve kaburgalarımın daha açık ve daha rahat olduğu pozisyon bu olduğu için ben orada nefesimi vermeyi tercih ediyorum. Ama siz kolları yukarı kaldırırken nefes alın, indirirken nefes verin bu kaburga hareketini takip eder. Dolayısıyla da akciğerin hareketini takip etmiş olursunuz. Sizler için daha rahat olur. Ha aranızda benim gibi çocuklukta zatüre benzeri hastalıklar geçirmiş olanlar varsa ya da amfizem benzeri, kuah benzeri sıkıntılar yaşayanlar varsa siz de benzer bir durum hissediyorsanız kurallara uymak zorunda değilsiniz. Sizin için sağlıklı olan sizin normalinizdir. Sizin en iyinizdir. O yüzden benim nefes alın şurada ya da nefes verin dememe bakmayın. En rahat nerede nefes alıyorsanız nefes alın. En rahat nerede nefes veriyorsanız nefes verin. Bu arada 20'ye kadar saymadık. Aslında bunda da bunu kullansak iyi olurdu ama ben biraz konunun anlatımına kendimi kaptırdım. Sesli olarak 20'ye kadar saymayla ilgili araya belki uyarılar koyarım. Çünkü bazen serinin diğer videolarına denk gelmiyorsunuz sadece bu elinizde oluyor ya da WhatsApp'tan kendinize ya da grubunuza atmış oluyorsunuz kolay bulma adına ve sadece bir egzersiz üzerinden çalışıyorsunuz. O yüzden ben burada bilgileri temel tutmaya çalıştım ve egzersizler üzerinde kalmaya çalıştım ki her seferinde dinlemekten sıkıntı duymayın diye. O yüzden sonraki egzersizleri, sonraki videoları yakalayamayan olursa diye ben sesli olarak 20'ye kadar say ya da sadece 20'ye kadar say diye köşelerden birini eklerim. Sizler zaten neden olduğunu biliyorsunuz. Son esneme egzersizlerini yapıyoruz. Demek ki videonun sonuna gelmişiz. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Dilerim devamı da herhangi bir sıkıntıya aksili takılmadan ardı ardına gelir. Sizler de motivasyonunuzu kaybetmezsiniz. Çünkü aranızda kaybedenler oldu biliyorum. Kopanlar oldu biliyorum. Ben de biraz motivasyonumu kaybettim. Araya başka başka işler girdi. Birkaç işi bir arada yürütmek gerçekten zor oluyor. Bir de oğlanın en hareketli olduğu ve bilgiyi alma konusunda en açık olduğu dönemler. O yüzden onunla da çok ilgileniyorum. O da biraz vaktimi alıyor. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım sizler için. Yine de bu video elinizde temel video olarak dursun. Dediğim gibi daha kolay ulaşmak için Telegram grubuma bu arada abone olabilirsiniz. Oradan da bunları paylaşıyorum. Ama siz de WhatsApp'ta vesaire kendinize gönderebilirsiniz. Böylece ulaşmanız daha kolay olur. Tüm bu yaptıklarımız, bu çalışmalar, bu oyalanmalar şifa bize gelene kadar yerine getirdiğimiz fiili duamız diye düşünelim. Dilerim herkese bir an evvel dilediği şifa gelir. Biliyorum çünkü aranızda sağlık sıkıntıları olanlar, problemleri olanlar da var. Ne mutlu hiçbir sağlık problemi olmadan sadece spor yapmak için çalışanlara.